Merhaba, Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Yardımcısı Doçent Doktor Lale Levin Basut konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tercih tanıtım günleri çok keyifli geçiyor. Hava çok güzel, kampüs çok güzel. Sizden alalım bilgileri. Kalabalık mı, yoğun mu? Evet, bu hafta özellikle tam en yoğun olduğu hafta tanıtımın öğrencilerimiz ve aileleri birlikte geliyorlar. Elbette kendileri daha önceden araştırma yapıp geliyorlar. Kafalarında epey fikir var ama buraya geldiklerinde bir araya geldiğimizde tam da işlerin nasıl yapıldığına ilişkin çok daha ayrıntıda zihinlerinde bir şeyler oluşuyor. Dolayısıyla biz de bu bakımdan yardımcı olabildiğimiz için seviniyoruz. Evet, felsefe bölümü tabii çok özel bir bölüm. Çok bilinçsiz seçilecek, yatkınlığını bilmeden seçilecek bir bölüm gibi gelmiyor bana. Değil mi hocam? Daha çok öğrenciler hani kafalarında felsefeyle ilgili zaten hani bir şey oturmuş şekilde geliyorlar mı? Evet, kimi öğrenciler lisede de felsefe dersi almış oluyorlar ama özellikle felsefe okuyacağım diyen öğrenciler önceden epey aslında kitap okuyan, bir takım temel felsefe metinlerinden de haberdar olan öğrenciler oluyor. Kafalarında sorular olan öğrenciler oluyor. Bir takım sorulara verilen yanıtlarla da aslında hiç tatmin olmayan, daha temel soruların yanıtını arayan, kendileri de soru soran öğrenciler oluyorlar. Dolayısıyla felsefe öğrencisi, felsefe isteyen öğrenci bir biçimde, yani sezgisel biçimde bile olsa, ya burada tam bana uygun bir şey var diye geliyor. Biz de onun ne olabileceğine ilişkin belki biraz daha ayrıntıda kendisine bir yanıt sunmaya çalışıyoruz burada. Evet, o zaman Yeditepe Üniversitesi felsefe bölümünün özelliklerinden, farklılıklarından biraz bahsedelim mi? Elbette. Yeditepe Üniversitesi felsefe bölümü aslında temelde felsefe tarihi üzerinden iş gören bir bölüm ve felsefe tarihi aslında şu demeye gelmiyor. Bir düşünürün, bir filozofun nerede yaşadığı, ne yaptığı demeye gelmiyor. Hayatını nerede geçirdiği. Onun tam da aslında metinlerinden hareketle, onun argümentasyonlarını, akıl yürütmelerini o filozofun metinlerinden hareketle derslerde serimlemeye çalışıyoruz. Temel problemler, temel sorular üzerine iş gören bir bölüm. Öteki bölümlerden farklı olarak. Söz gelimi, adalet nedir, yasa nedir, hak nedir, insan nedir, kişi nedir, birey nedir, söz gelimi, gündelikte biz bunları kullanıyoruz. Bu üç kavram birden çok popüler, söz gelimi bireyselleşmeden bahsediyoruz. Ama birey nedir? Acaba kişiden bir farkı var mı? Ya da bütün bunların insandan bir farkı var mı acaba? Bu üç kavramın birbirinin aslında çok temel farklılıkları var ve felsefe tarihinde buna yanıt veren düşünürler var. Biricik olan, söz gelimi, her tek kişiyi o kişi yapan şey nedir? Ve bunun dışında hepimizin ortak olan yanları neler? Bir takım ortak olanaklıklarımız var. Ve bunları biz söz gelimi nasıl etkinliğe dökersek, neler yaparsak, hangi etkinliklerden, hangi eylemlerden pay alırsak söz gelimi biz insan olabiliriz. Çünkü felsefe tarihindeki pek çok filozofa göre biz hasbelkader bu dünyaya gelmiş olmakla asıl anlamda insan olmuyoruz. İnsan olabilmek için belli etkinliklerimiz ve insana özgü etkinlikleri çalıştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz gündeliklikte felsefeci ne gibi sorular sorabiliriz ve insan olmaktan daha çok nasıl pay alabiliriz? Aslında bunlar üzerine konuşuluyor felsefe bölümünde. Temel sorular, yani temel sorulardan birkaçı böyle denilebilir. Evet. Hocam ben de Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Evet. Ve hatırlıyorum o dönem böyle felsefe bölümünde sınıfında ben işletme mezunuyum. Çok böyle çift ana dal, yan dal yapan arkadaşlar vardı. Yine öyle mi? Doğru. Olanaklardan biraz bahsedelim. Tabii ki. Evet, felsefe bölümünde felsefe bölümü öğrencisi olup öteki bölümlerle hem bizim fakültemiz Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde psikoloji bölümüyle, söz gelimi İngiliz dili edebiyatıyla, çeviri bilimle, diğer antropoloji, sosyoloji bu gibi bölümlerle. Ama bunun dışında fakülte dışındaki başka fakültelerdeki bölümlerle de çift anadal anlaşmalarımız var. Etkinlikler yürütülüyor. Tiyatroyla var söz gelimi, plastik sanatlar, resimle var. Farklı fakültelerde söz gelimi iletişim fakültesinde görsel iletişim tasarımıyla anlaşmamız var. Hem bizim öğrencilerimiz gidiyorlar hem de bu bölümle ana dalını bu bölümlerde yürütmekte olan öğrenciler bize geliyorlar. Söz gelimi psikoloji bölümünden, görsel iletişim tasarımından pek çok öğrencimiz var. Dolayısıyla hep sadece ve sadece o felsefe bölümü içerisinde çok farklı bölümlerin bir araya geldiği çok değişik bir öğrenci bir aradalığımız var aslında. Çok farklı fakülteler, farklı alanların bakışıyla öğrenciler bir araya geliyorlar aslında. Aslında yani sadece iş hayatı için değil aynı zamanda çok yönlü bir birey olmak için de çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle, yani felsefe zaten her bir alanla ilişkili o alanın içerisine biraz daha girmeye aslında yardımcı olan bir alan. Söz gelimi psikoloji içinde, yani psikoloji dediğimizde
Evet, sözcüğe baktığımızda sözcüğün psikoloji, psühe, ruh. Ve yanında yine felsefece başka bir sözcük var, logos diye. E peki o zaman bu psikolojiyle ilgili bir takım çıkarımlar ortaya koyuyoruz psikoloji alanının içerisinde. Kişi hangi durumlarda, hangi duygulanımlar söz konusu olduğunda ne gibi söz gelimi eylemlerden yapar, ne yapar? Ama bir dakika, biz biraz daha geriden felsefece bir tutumla şunu sorsak. Psühe nedir, ruh nedir diye sorsak, acaba ayrı başına bir var olan mı, yoksa sadece bir kavramdan mı söz ediyoruz, yoksa bütün bu düşünce tarihi içerisinde psühe derken psikolojinin psühesine baktığımızda acaba zihinden mi söz ediyorduk biz? Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bu sorularla biz, yani felsefece sorularla antropoloji alanında da, psikoloji alanında, işletme alanında da biz çok sağlam iş görebiliriz ve fark yaratabiliriz diğer kişilerle karşılaştırıldığında. Evet. Hocam mezunlarla da eminim ilişkileriniz devam ediyordur, geri dönüşler alıyorsunuzdur. Daha çok nerelerdeler? Mezunlarımızın aslında büyük bir kısmı yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini tamamladılar. Ve akademisyen yetiştiren bir bölüm her şeyden önce. Hem yurt içinde hem yurt dışında farklı farklı üniversitelerde söz gelimi Berlin Freie Üniversitesi'nde, Almanya'da yine Kaiserslautern'de, başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdürmekte olan ve tamamlamış olan öğrencilerimiz var. Bunlar akademisyen olmak istiyorlar ama bunun dışında ya ben felsefeden şimdilik alacağımı aldım, o temel şeyi kendime kattım ve bundan sonra ben biraz başka bir alanda iş görmek istiyorum diyen öğrenciler de oldu. Bunlar söz gelimi yüksek lisanslarını işletme gibi alanlarda tamamladılar ya da basın yayında çalışan öğrenciler var. Çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Problem çözme işi felsefe öğrencileri için çok temel çünkü. Farklı alanlarda bugün zaten büyük bir sorunla karşılaşıldığında farklı bir düşünme. Yani gelişi güzel olmayan, ayırt edilebilir, daha önce kendisine rastlanmayan bir düşünceye ihtiyacımız var aslında her alanda. Ve böyle bir düşünceyi düşünme de nedir? Yani düşünmenin ne olduğunu bilen bir alan. Düşünme kaç anlamda söylenir? Zihnin sınırları nedir? Bunu bil ya da var mı bir sınırı? Farklı yetileri neler? Nasıl çalışır zihin diye soran bir alanla biraz vakit geçirmiş kişiler aslında çok temel problemleri çözebilir diye düşünüyorum. Evet hocam, staj olan bir bölüm değil, değil bildiğim evet. Kadarıyla. Evet, ama sunduğu imkanlar, projeler, uygulamalar mutlaka vardır. Onlardan da bahsedelim mi? Tabii ki. Uluslararası anlaşmalardan, işbirliklerinden de bahsedebiliriz. Tabii ki. Yüksek lisans düzeyinde Almanya'da Paderborn Üniversitesi ile anlaşmamız var, yüksek lisans anlaşması. Bir dönem burada okuyor öğrencilerimiz, bir dönem orada okuyorlar ve felsefe tarihindeki kadın filozoflar üzerine yapılan bir çalışma yürütülüyor burada. Bu hiç fena bir olanak değil. Bunun dışında yine lisans düzeyinde uluslararası anlaşmalarımız var. İtalya ile var, Polonya ile var, Almanya ile var. Almanya'daki pek çok üniversiteyle var. Ve bunlar çok etkin biçimde yürütülüyor. Bu üniversitelerden de bize öğrenciler geliyor. Yurt dışından öğrenciler geliyor. Erasmus öğrencileri. Ve öğrencilerimiz için çok çok iyi bir olanak diye düşünüyorum. Çünkü bir araya geldiklerinde ya bu işin işte çok farklı yerlerde nasıl yapıldığına ilişkin, orada öğrencilerin nasıl bir eğitim aldıklarına ilişkin bir fikir edinmiş oluyorlar. Kendilerini sınamak için ya biz burada ne öğrendik? Yani yetti ve felsefede biz tam neyi nasıl yakaladık ya da yakalayabildik mi? Başka yerlerde bu iş nasıl yapılıyor? Buna ilişkin aslında bir yanıt alabiliyorlar. Kendileri gittiklerine de aynı şekilde sadece ve sadece bir felsefe dersi başka bir üniversitede uluslararası nasıl yapılır değil. Burayı da sınayabiliyorlar. Döndüklerinde biz hep bunlar üzerine de konuşuyoruz. Ama farklı alan, farklı farklı ülkelerde nasıl yürütülüyor bu iş, buna ilişkin de fikir sahibi oluyorlar. Biz de onlar çok ayrı bir şey gördüler diye seviniyoruz yine. Evet hocam, Lale hocam, şimdi her şeyde Burak arkadaşım bana diyor ki lafı mutlaka kampüse getiriyorsun. Şimdi yanlış bir tabir kullanmayayım ama felsefik bir bakış açısıyla da kampüsün avantajlarını sizden alayım. Rica ederim. Elbette. Tabii çünkü kampüsümüz hakikaten çok çok güzel. Yani bu kampüste olmak, hem böyle toparlı bir kampüste olmak, bu kadar yeşil bir kampüste olmak, ayrıca ilkece de bu kampüs çok felsefece yürütülüyor. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü hem çok çevreye duyarlı, yani çevreyle ilgili, iklim kriziyle ilgili birçok meseleye duyarlı. Biz her çöplerimizi ayrıştıran, her şeye çok titizlik. Öğrencilerimiz de böyledir. Burada yaşayan hayvanları gözetirler. Dolayısıyla ve bu kampüsün içerisinde hakikaten farklı fakülteler bir aradadır.
üniversitenin ne olduğuna ilişkin, üniversitenin neliğine ilişkin çok farklı fakültelerden öğrenciler bir araya gelirler. Kampüs çok temeldir hakikaten. Hem bu kadar güzel ve yeşil bir kampüs olması elbette çok büyük şans hepimiz için. Ama o kampüs içerisindeki yani fakülteler bir aradalığı ve fakülteler arasında bunların ne yaptığına ilişkin en azından bir fikir edinme. Çünkü felsefe bölümünde söz gelimi 17 tane serbest seçmeli ders olanağımız var bizim. Evet. Ve bu serbest seçmeli dersler söz gelimi hukuk fakültesinden de alınabilir, evet. İletişim fakültesinden de alınabilir. Dolayısıyla öğretim üyeleri kabul ettikleri sürece her fakülteden her ders alınabilir. Ve öğrenciler buradan çıktıkları zaman evet üniversite şöyle bir şeymiş diyebilecek hale geliyorlar. Kampüs bunun çok önemli parçası diye düşünüyorum ben de. İyi ki sormuşum hocam. Çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun.